Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Ayrıca Dünya Tiyatrolar Günü'nde tüm sanatçı dostlarımızı saygıyla, sevgiyle anmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat depremiyle Kahraman merkezde 11 ilimizi etkileyen depremle böyle çok büyük bir yara alan ülkemizin bu acı felaketine karşı o gün biz bir araştırma önergesi olarak yerimizde gördüğümüzde dedik ki 2023 yılında 11 ilde yapılan 1939 yılında Erzincan depreminden sonra ilk olarak böyle bir depremin yaptığı tahribatla karşı karşıya kaldık. Burada bu tahribata inmek için de 2023 yılındaki 11 ilimizde olan bu depreme karşı vatandaşlarımızın el birliğiyle, gönül birliğiyle, dostlukla yaratmış olduğu o dayanışmayı Türkiye'de hepimiz tanık olduk. Ama ne garip ki bu ülkeyi yöneten yanlış yönetim anlayışın karşısında Kızılay ve AFAD bu yönetim sürecinde çok olumsuz durumlarla karşı karşıya bıraktı. Hem halkımız mağdur oldu, hem ülkemizde toplanan o yardımın nereye gitme noktasında kuşkuların yaratmasına sebep oldu. O açıdan bu yerinde incelemek için bir araştırma önergesi verdik. Ülkemizde geçmişte deprem konusunda büyük acılar yaşamış 17 Ağustos 99 Gölcük depremi, 12 Kasım Büzce depremiyle birlikte bir kanun çıktı, bir yasa çıktı. Toplanan vergilerle birlikte bu yasada bu vergilerin alınması ve halkın yaralarının sarılması için kullanılması için bu vergiler geliştirildi. Ama ne garip ki 22 yılda 1999'dan bugüne kadar 22 yılda 38 milyar 200 milyon dolar para toplanmış ama bu toplanan para nerede olduğu belli değil. Sayın geçmişin Maliye Bakanı'na sorulduğunda biz bu vergileri okula kullandık, yollara kullandık, hava şirketlerine kullandık, şunu yaptık, bunu yaptık diye açıklama yaptı. Ama bugün Türkiye'nin acı gerçek depremleriyle karşı karşıya kalan ülkemizde eğer yapmış olsaydı, TOKİ'nin ortalama 96 metrekarelik binalarından 112 metrekarelik binalarını hesapladığımız zaman 96 metrekare yapılan konutlarda 1 milyon 317 bin konut imal ediliyordu. Eğer 112 bin metrekarelik bir bina yapmış olsa yaklaşık 1 milyon 137 bin konut imal ediliyordu. Ne garip, bunların hiçbiri olmadı. Şimdi değerli arkadaşım biraz önce diyor ki 600 tane konut yapılacak. 22 yılda yapamadığını, yani bir yılda, bir ayda, bir günde nasıl yapacağını gördük. Temellerini attılar, o temellerden nasıl yapıldığını. Jeolojik araştırmada diyoruz ki bilime esas alın. Bilimsel olarak bu olguların oluşması lazım. Ama bunlar hiçbir şeyden ders çıkarmadan, tekrar jeolojik araştırmalar yapılmadan, teknik araştırmalar yapılmadan gelişigüzel bir temel atıyor, orada bir törenler yapılıyor. Hemen diyor konutları teslim edeceğiz. Böyle bir hayali dünya yok arkadaşlar. Biz artık bunlardan ders çıkarmalıyız. Yani alaceleye getirip bunları yapmamız doğru değil. Bize hiçbirimize bir yarar getirmiyor. Aynı zamanda biz bize yeteriz toplantısı yaptığı gibi geçmişte de 15 Şubat'ta Şubat tarihinde Türkiye Tek Yürek diye bir kampanya açtı. O kampanyada 115 milyar lira para toplandı. Bu paranın nereye harcandığını, nasıl harcandığı ortaya koymak için bütün toplumda tepkiler geldi. Bölgemizde gittiğimizde vatandaş soruyor. Daha bir çadır verilmemiş arkadaşlar, çadır. O çadırların kurulmasında yani mağduriyetlerin önlenmediğini, arada 2 ay geçiyor. Bu 2 aylık sürede bu toplanan 116 milyar hatta 9 milyon 10 bin SMS de vardı. Onlar da bu işin içinde değil. Hatta depremle ilgili mesela arkadaşlar AFET yeniden imar fonunu kurdular. Bu fon da buna dahil değil. Bu fonun içerisinde bu Tek Yürek kampanyası da dahildi. Ona rağmen bu paranın nereye gittiğinin araştırılması için biz bir önerge verdik. Benden önceki değerli arkadaşlar da önerge verdiler. Onlar da reddedildi. Diyoruz ki arkadaşlar şeffaf olalım, açık olalım. Kullandığımız parayı nereye yaptı, halka nasıl verdi, kimlere neler yapacağız? Onları topluma açıklamak bu kadar mı zor oluyor? Bu kadar mı sizi sıkıntıya sokuyor? Bunlar doğru şeyler değil. Ve bu şaibelerle toplumu karşı karşıya getirmek de bize bir yarar getirmiyor. Onun için bu süre içerisinde yeni bir araştırma önergesiyle diyoruz ki kurulsun, burada bir heyet oluşsun, o heyet yerinde incelesin, gerçekten paranın doğru yerine
Tamamlayın sözlerinizi buyurun. Ortaya konulsun. Ondan sonra da gönül rahatlıkla biz de insanlara anlatalım. İşte bir Kızılay'ınız var. Kızılay ne afetlerle karşı karşıya. Kendileri bir afet oldu. Adına afet dediler. Afet kuruluşlarını bu noktada o güvensizliği yarattılar. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu anlattı. İşte biz bölgelerinde dediler ki asbestle ilgili geçen hafta bir önerge vermiştik. Bu önergenin Sayın Cumhurbaşkanımız kendi diyor. 1999'dan önce bu binalar yapılmış. Ya 1999'dan önce bu binalar yapılmışsa o zaman bu binaların %99'u asbestli. O zaman bu asbestin araştırılmasını bile dahi insanın en kutsal hakkı yaşam hakkı. Bu yaşam hakkını bari hiç olmazsa insanlara sağlayın. Doğru dürüst bir adım atın. Bunu söylediğimde de onlar reddediyorlar. Yani hani 99'u ondası yapılan depremde yapılan binalar doğruysa o zaman burada asbestin olmadığını kendiniz ortaya koyun. Araştırın. Bu araştırmayı niye yapmıyorsunuz? Bunu da yapmadılar. Onun için ben önergemizin... Evet, teşekkür ettim. İyi Parti grubu adına Sayın Fahrettin Yokuş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepiniz saygıyla selamlıyorum. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından ekonomik kayıpları gidermek için geçici olarak uygulanan, sonrasında ise kalıcı hale getirilen deprem vergileri 1999 yılından 2022 yılına kadar 83 milyar Türk lirasını aşmıştır. 2011 Van depreminin ardından dönemin Maliye Bakanı deprem vergileri nerede diye sorulduğunda toplanan paraların duble yollarda kullanıldığını açıklamıştır. Böylelikle maalesef iktidarın vergilerimizi bile amacı dışında kullandığının bir tescili ortaya çıkmıştır. 99 depremi sonrasında 57. hükümet tarafından kurulan Ulusal Deprem Konseyi uluslararası ve dünyadaki benzerlerine uygun bağımsız çalışmaları esas alan bir kuruluş olarak göreve başlamıştı. Konsey 6 Ocak 2007 tarihinde güncelliğini yitirdiği gerekçesiyle dönemin Başbakanı Erdoğan'ın imzasıyla lağvedilmiştir. Şimdi buradan soruyoruz. Ülkemiz bir deprem bölgesiyken, yani deprem her an ayaklarımızın altındayken Ulusal Deprem Konseyi'ni neden lağvettiniz? Şimdi vicdanınız rahat mı? Değerli milletvekilleri, 4 ay önce 2023 bütçesini yaparken hatırlayınız. AFAD'ın bütçesinin bir önceki yıla nazaran düştüğünü göreceksiniz. Yani getirilen bütçede AFAD'a ayrılan pay %33 oranında eksiltilmiştir. Bir bütçe yapıyorsunuz, bütün kurumlarının bütçelerini artırıyorsunuz ki artırmalısınız. Ama ne hikmetse AFAD'ın bütçesini tam 4 milyar lira azaltıyorsunuz. Acaba neden? Yani bu AFAD bu ülkenin her yanı her zaman depremle yüz yüze. Depremlere ilk müdahale edecek olan kurum AFAD. O zaman sizin derdiniz ne Allah aşkına? AFAD'ın bütçesini azaltarak, personelini eksilterek ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani siz bu ölümlerden şimdi hiç vicdan azabı çekmiyor musunuz? Bu bütçeye buraya geldiğinde AK Partili milletvekilleri el kaldırdı. Hiçbiriniz itiraz etmediniz. Şimdi vicdanlarınız rahat mı? Bununla da yetinmediniz. AFAD'a ehil olmayan yandaş kadrolarla doldurdunuz. Ve sonucunu şu anda hep beraber yaşıyoruz. Daha aşısı Kahramanmaraş AFAD temsilcisi diyor ki biz de AFAD'ın altında, depremin altında kaldık diyor. Allah Allah. Depremin altında kalan bir AFAD olabilir mi? Yani siz AFAD'ın AFAD'ın binalarını bile depreme dayanıklı yapamıyor iseniz zaten siz Türkiye'yi enkaz altında bıraktınız. Bütün kurumları bıraktığınız gibi. Ha bununla da yetinmediniz. AFAD'dan sorumlu İçişleri Bakanı dedi ki efendim dedi biz İstanbul depremi için hazırlık yapmıştık. Maraş depremi oldu. Kahramanmaraş depremi. Allah Allah. Ya bunu diyebilen bir İçişleri Bakanı hala koltukta oturuyorsa, hala bu bakanı alkışlayan bir iktidar varsa vallahi pes doğrusu. Pes doğrusu ya.
Hiç utanma, sıkılma, üzülme, hiçbir şey yok. Bütün kurumların içini boşalttınız. Kızılay'ı da mahvettiniz. Yandaş atayacağız diye orayı da mahvettiniz. AFAD'ı da mahvettiniz. Kurum bırakmadınız. Devletin çivisini çıkardınız. Çünkü yandaş ve ayrımcılığınızdan bir türlü vazgeçmediniz. Bütün bu ölümlerin sorumlusu sizsiniz. Allah sizi ıslah... Akdeniz Demokratik Partisi Grubu adına Sayın Erol Katırcıoğlu, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bence de yerinde olan bir önerge vermiş. Yani deprem vesilesiyle toplanan, Kızılay ve AFAD tarafından toplanan bağışların düzeyi, yani ne kadar olduğu ve nasıl harcanacağı ile ilgili olarak bir komisyon kurulmasını önermiş. Takip edilmesi gerektiği üzerine. Bu çok anlaşılabilir bir şey bence. Yani birçok sebeple anlaşılabilir bir şey. Bir kere şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sizler çok önemsiyorsunuz, çok güçlü bir yönetim sağladığını sanıyorsunuz ya da düşünüyorsunuz. Ama değerli arkadaşlar, hemen söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi büyük bir belirsizlik yaratıyor. Ve bu belirsizlik esas olarak bir güvensizlik haline dönüştü. Bunlar birbirinin içinden çıkan şeyler. Dolayısıyla da hükümete karşı, hükümetinize karşı büyük bir belirsizlik ve güvensizliğin olduğu çok açık. Nereden açık derseniz birkaç şey söyleyebilirim. Bir kere uluslararası, yani dışarıdan baktığımızda CDS primleri biliyorsunuz ülke riskini gösteriyor ve bu rakam, yani CDS primleri mesela 2018 yılında 160 civarındayken şimdi 570 civarına gelmiş vaziyette. Yani yurt dışından bakıldığında hükümete güvenin olmadığını söyleyebiliriz ya da çok hızlı bir şekilde düştüğünü söyleyebiliriz. Aynı şekilde tüketici güven endeksi de benzer bir şey söylüyor. Son olarak Mart ayına baktığınızda yine düşmüş görünüyor ve 2018'i baz alarak bakarsak o zamanlar 90 olan bu endeks değeri şimdi 80'e düşmüş durumda. Yani kısacası dışarıdan ve içeriden hükümetimize karşı bir, ki bu belirsizliğin yarattığı bir şeydir bence, sonuçta bir güvensizlik ortaya çıktı ve dolayısıyla da bu güvensizlik ortamında tabii ki insanlar, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil bence, bütün hepimizin de vatandaş olarak da arzu ettiğimiz şey bu konunun daha şeffaf bir şekilde yönetilmesi. Gerçekten de hele hele 1999 depreminde ve sonrasında neler oldu diye bakarsak, değerli arkadaşlar, ayrıca hani bu güvensizlik meselenin dışında gerçekten bir yeniden düşünmemiz gereken ve bu meselenin, bu sürecin daha şeffaf yönetilmesi gerektiğini kavrayabileceğimiz bir olaylar zinciri var. Çok kısaca, vaktim çok dar, hemen söyleyecek olursam, biliyorsunuz 99 depreminden sonra vergi, tabii ki kaynak yaratmak gerekiyordu. Vergi toplanmaya karar verildi, toplanmasına. 6 tane vergi kalemi üretildi. Bunların bir tanesi ki hala devam edeni, ötekiler 2004 yılında kapatıldı. Tamam, benim buyurun sözlerinizi. Evet. İletişim vergisi. Değerli arkadaşlar, bu vergi hala devam ediyor. İletişim vergisi esasında deprem sebebiyle konmuş bir vergi. Ama yani anladığım kadarıyla hükümetinizi çok ilgilendirmemiş. Bunu istediği gibi kullanmış. Nereye kullanmış diye baktığımızda da bunun cevabını alamıyoruz. Ve dolayısıyla da ne kadar bir vergi toplandı, bunlar nasıl harcandı gibi ihtiyacımız olan bilgilere erişemiyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Bu 1999 depreminin deneyimi esas itibariyle bizim gerçekten bu sürecin daha şeffaf yönetilmesi gerektiğini söylüyor ve bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önergenin yerinde bir önerge olduğunu düşünüyoruz ve destekleyeceğimizi söylüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sayın Cemal Öztürk, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunca verilen
önerge üzerinde AK Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu arada aziz milletimizin ve sizlerin Ramazan'ınızı da kutluyorum. Değerli milletvekilleri, önergede özellikle iki kurumumuza, AFAD ve Kızılay'a büyük haksızlıklar yapılmaktadır. Dolayısıyla bu 3 dakikalık süre içerisinde ben bunun neresini düzelteceğim? Mümkün değil. Bir de adımın geçtiği bu yeniden imar, afet yeniden imar fonuyla ilgili bir konu var. Bunlara değinmek istiyorum. Kızılay Türkiye'nin 100 akı kurumlarından biridir ve milletimizin merhamet eli olarak adlandırılmaktadır. Ve bundan 155 sene önce bir grup gönüllü tarafından savaş alanında yaralanan Mehmetçi'ye destek amacıyla kurulmuştur. O günden bugüne görevini gönüllülük esasına göre yürütmektedir. İnsani hizmetler yapan bir kuruluştur. Doğal olarak da hükümetlerle paralel çalışmaktadır. Ancak Kızılay başkanlarını hükümetler tayin etmemektedir. Ülke çapındaki Kızılay şubelerinden gelen delegeler vasıtasıyla seçilir Kızılay başkanları. 15 binden fazla çalışanı vardır. Dolayısıyla operasyonel giderleri de çok fazladır. Bu amaçla da Kızılay yardımlar almakta ve bu bağışların yanında da kendinin yürüttüğü gelir getirici faaliyetler vardır. Ve kesinlikle kamu bütçesinden herhangi bir pay almamaktadır. Kızılay sadece bağışlarla bu büyük insani yardımı operasyonu yerine getirmekte zorlanmaktadır. Ve dünyanın belki de en sıkı denetlenen kurumudur Kızılay. Çünkü hem kendi kontrolörleri hem denetçileri, müfettişleri vardır, iş denetimi vardır. Bir de İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenmektedirler. Yine ayrıca uluslararası bağımsız denetim kuruluşları da Kızılay'ı denetlemektedir. Dolayısıyla Kızılay hepimizindir. Kızılay milli bir kuruluştur. Kızılay'ı dedikodularla zan altında bırakmak haksızlıktır. Kızılay'ın yaralarını sarmasını bekleyen milyonlarca insan bulunmaktadır. Dolayısıyla Kızılay'ı, AFAD'ı, bu gibi kurumları töhmet altında bırakmak, yaralamak hiç kimsenin yararına değildir. Değerli milletvekilleri, bu Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan bağışlarla ilgili Plan Bütçe Komisyonu'nda gelen bir soru üzerine verdiğim cevap kamuoyunda speküle edildi. Tamamlayın sözleriniz. Türkiye Tek Yürek kampanyasında yapılan bağışlar doğrudan AFAD'a yapılmıştır. Bizim daha sonra kurduğumuz bu Afet Yeniden İmar Fonu biliyorsunuz 21 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yürürlüğe girmiş ve kurulmuştur. Halbuki bu kampanya 15 Şubat'ta yapılan bir kampanyadır ve doğrudan AFAD'ı ilgilendirmektedir. Ancak bizim kurduğumuz, meclisimizin kurmuş olduğu bu fon her türlü bağışa açıktır. Dileyen yerli yabancı kuruluşlardan bağış kabul edecektir. Kaldı ki zaten asıl amacı depremde afet anında yaraları sarmak üzere yapılacak bağışlar için kurulmuş bir fondur. Ben genel kurulu saygıyla selamlıyor ve istenen önergenin, verilen önergenin aleyhin öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiş.